bu yıl resmen ticari moda oldu. Niye böyle diyorum? Çünkü işte Peugeot'un Rifter'ı, Combo'su, Citroen'in Berlingo'su ve Toyota'da da yine aynı benzer bir modelin atağa başladı. Ve burada bu kez Citroen Berlingo ile beraberiz. Rifter, Combo ve Toyota'daki üretilen modelle birebir altyapı aynı. Zaten tasarımlara baktığınızda bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama ticari araçlar neden bu kadar trend oldu derseniz, işte ülkemizdeki MTV artışları, ÖTV'ler ve binek otomobil ve SUV pazarındaki fiyatların bir hayli artması. Özellikle PSA grubu da bu sebepten dolayı böyle ön bölümü daha çok SUV'a benzer ama özellik bakımından ticari araç ihtiyacını karşılayacak modeller üretmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesi de Berlingo. Biliyorsunuz Berlingo zaten daha önce markanın ürün gamındaydı ve bu sefer bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Tabii ki Citroen'i biliyoruz. Diğer modelleri de hep böyle tasarım konusunda iddialı olmuştur. Burada da aynı şekilde iddiasını sürdürüyor. En üst pakette olan bu çıtalar ve benzer diğer detaylar otomobilin aracın albenisini yükseltmiş durumda. Araç 4.4 metre boyunda ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak için yapılmış. Citroen modellerinden hatırlıyoruz. Airbump'lar burada yer alıyor. Bu Airbump'lar sayesinde işte bu kapı açmalarında eğer ki burada herhangi bir mantar ve benzeri bir şey varsa işte bu çarpmaları engelliyor. Bunların değişimi oldukça kolay. Hani kasaya zarar vermeden bunu net bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yine bir jant grubu burada göze çarpıyor. Ön tarafın tasarımı böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de arkaya bakalım. Şimdi abi en çok sevdiğim olay ne biliyor musun? Burada şu camın bağımsız olarak bagaj kapağından bağımsız olarak açılması. Maşallah her şeyimiz de buradaymış. Bu cam en üst pakette geliyor ve bağımsız olarak açılıyor ve işte camın işte kapının açılmadığı durumlarda buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bagaj konusuna geldiğimizde ise 775 litrelik bir bagaj hacmi var burada. Yükleme zemini oldukça düşük ve böylelikle kolayca yüklerinizi buraya yükleme şansınız oluyor. Burada gördüğünüz gibi uçaktaki bagajlarımızı koyduğumuz alanları andıran bir bölüm var burada, çekmece tipi. 25 kilograma kadar burası taşıyabiliyor. Buranın da yükleme hacmi 775 litre. Şimdi arka bölüme geçtiğimizde diz ve baş mesafesi konusunda sıkıntı yok. Burası oldukça rahat ve tavan aldığınızda işte buraya büyük bir aydınlatması olan bir tavan yapısı geliyor. Plastik tavan yapısı. Ama içlerine de bir şeyler koyma şansınız var. Cam tavan opsiyonuyla birlikte burası gece gündüz oldukça aydınlık oluyor ve ben özellikle bu koltukları çok beğendim. Hani böyle şekilli olması, ne bileyim turuncu detayların olması oldukça güzel. Ve tabii ki daha önce söylemiştim ya, arkadayken de anlatmıştım. 25 kilogram bir alan var burada ve bunlara buradan erişebilme şansınız var. Tabii ki bir de Rifter'dan da hatırladığımız burada yerde saklama gözleri var. Gizli saklama gözleri. Böylece hayatınızı birçok noktada kolaylaştırıyor. Böylelikle otomobilin tamamında 186 litrelik eşya saklama alanı var ve bu oldukça işlerinizi kolaylaştıracak detaylardan bir tanesi. Şimdi burada sevdiğim en büyük detaylardan bir tanesi bu perdenin olması. Adeta otomobillerdeki gibi. Ve tabii ki tamamen açılabilen cam opsiyonu da burada oldukça şık bir detay olmuş. Bu pencere opsiyonunun aşağı kadar açılıyor olabilmesi de güzel bir detay. Şimdi arka taraf böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir de ön tarafa geçelim. Şimdi burayı artık Rifter'dan da hatırlıyoruz. Bu ekranı da hatırlıyoruz. Dokumatik hassasiyeti iyi ama hani biraz böyle fiziksel butonları arıyor insan. Hani geçişlerde biraz yavaşlık söz konusu. Ben Rifter'ı, işte Combo'yu ve Berlingo'yu şu açıdan çok seviyorum. Her yerde göz var. Abi bak burada göz var. Burada göz var. Burada bir tane göz var. Burada var. Bu alanda var. Ve gördüğünüz gibi burada da var. Burada da birçok göz mevcut. Ve otomobil her yerinde. Mesela işte ne bileyim Rifter'da olmayan, buradaki hani hemen gösterge panelinin üstünde olan bir eşya gözü var burada. Çok güzel bir detay olmuş bu. İşte bardaklıkları var. Ve Peugeot'dan da hatırladığımız, Rifter'dan da hatırladığımız gibi bu kaplamalar işte ne bileyim farklı renklerde seçilebiliyor. Burada yeşil olarak tercih edilmiş. İşte koltuklar turuncu şeritlerle birlikte desteklenmiş ve tasarım gerçekten güzel olmuş. Böyle bir gösterge paneli var. Burada da bir eşya gözü var. Dediğim gibi burada da açılıp kapanabilen bir eşya gözü sunulmuş.
Burada da bir eşya gözü var. Burada derin bir cebin olduğunu görüyoruz. Oldukça şık bir detay olmuş. Ve buradan da yine direksiyon üzerinden kumandaları var. Burada da direksiyon üzerinden kumandaları var. Ve gördüğünüz gibi şurada da saklama alanları sunulmuş durumda. Citroen Berlingo'nun içi böyleydi. Şimdi yeni isterseniz bir de sürüşe geçelim. Şimdi baştan söylüyorum. Dizel otomatik yani EAT8 otomatik şanzıman şu an için Berlingo'da yok. Yani gelecek mi sorularına çok net cevap vermediler. Önce bir pazarı görüp daha sonrasında gelen tepkilere göre otomatik şanzımanı getirebilme ihtimallerinin olduğunu söylediler. Ama şu an için net bir sonuç yok özetle. Peki Berlingo hangi motorlarla gelecek derseniz şaşırtıcı olacak. 1.2 litrelik turbo benzinli üniteyle ilk seçenek olan satışa sunulacak. Bakın turbo benzinli diyorum. 1.2 litrelik benzinli ünite biliyorsunuz 110 beygir güç değerine sahip. Yani PSA grubunun aslında binek modellerinden bunu hatırlıyoruz. Marka bu benzinli motor ile rakiplerin arasından sıyrılmayı planlıyor. Pazar payının çok düşük olduğunu biliyorlar ama bununla birlikte bir farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Giderek dizel motorlara ilgi yavaş yavaş azalıyor. İşte daha çok böyle benzinli, elektrikli ve hibrit modeller daha çok ön plana çıkacak. Evet, hibrit modellerle ilgili bir şey yok mu? Var. Seneye Berlingo'nun hibrit versiyonunda gelebilecek olduğu söyleniyor. Elektrikli versiyonunda olacağı marka tarafından doğrulandı. Şimdi esas gelelim önemli konulardan bir tanesine. Dizel ürün gamında 1.5 litrelik ve 1.6 litrelik iki tane seçenek olacak. Şu an bizim kullandığımız 1.6 litrelik dizel ünite 100 beygir güç değerine sahip. 1.5 litrelik PSA grubunun aslında son zamanda en çok ön plana çıkan motoru olan bu 1.5 litrelik motor ise 130 beygir güç ve 320 Nm tork değerine sahip oluyor. Blue HDI motoru biliyorsunuz hani ekonomik yönüyle daha çok ön plana çıkıyor ve burada hani 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Eğer ki 100 beygirlik versiyonu alırsanız eğer 5 ileri manuel şanzımana ulaşıyorsunuz. 5 ileri manuel şanzımanın dezavantajı nedir? İşte daha çok böyle otoban hızlarına çıkıldığında biraz yakıt tüketimi konusunda daha iddiasız bir hale geliyor. Ama tabii ki çok çok yüksek rakamlar tüketmiyor. Biz örnek veriyorum, fabrika verisi 4.5 litre 1.5 litrelik ünitenin. Şimdi fabrika tüketim verisi 4.5 litre demiştik. Biz testimiz sırasında 6.5 litre, 6 litre bandında tüketim verilerine imza attık. Bunları aşağı düşürmek mümkün mü? Evet, mümkün. Özellikle 1.5 litrelik 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonu kullanırsanız ve ayağınızı biraz da sakin kullanmaya devam ederseniz eğer fabrika verilerine yakın bir tüketim değeri elde etmeniz mümkün. Yalıtım konusuna geldiğimizde ise işler burada bayağı iyi durumda. Yol sesinin daha az içeri yansıdığını söylemem gerekiyor. Kuzenleriyle birebir aynı performansa sahip yalıtım konusunda. Sadece motor sesinin biraz fazla sesli olduğunu belirtmem gerekiyor. Özellikle üst devirlerde kabin içine fazla yansıyor. Şimdi yeni Citroen Berlingo iki farklı donanımla görüyor. Biri Feel, biri de Shine. Feel pakette isterseniz stil paketini ekstra olarak alabiliyorsunuz. Shine'da ise Moody Top, XTR paketi ve Güvenlik Plus paketini alma şansınız oluyor. Markanın belirtmesine göre Feel paketi hani tüm ihtiyaçları adeta karşılayacak nitelikte tasarlanmış. İşte mesela en basitinden örnek veriyorum. Yokuş kalkış desteğini Feel paketinde standart olarak alabiliyorsunuz. Bunun yanında elektronik park freni, Magic Wash sistem, viraj aydınlatma ve ön sis farları standart olarak geliyor. Feel'e geçtiğiniz zaman deri direksiyon, çift bölmeli otomatik klima, 8 inç dokunmatik ekran, İki bağımsız katlanabilir arka koltuk gibi standart detaylara sahip olabiliyorsunuz. Stil pakette 16 inç Starlit alaşımlı jantlar var. LED gündüz farları geliyor. XTR paketinde ise 17 inç alüminyum jantlar var. White tipi kumaş döşeme geliyor. Güvenlik Plus paketinde ise yorgunluk uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi, aktif trafik levhası tanımlama sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik yağmur sensörü, otomatik farlar, akıllı far asistanı gibi özellikler sunuluyor. Peki fiyatlar ne durumda derseniz eğer Feel donanımda 1.2 110 beygir gücünde bir motor seçeneğiyle Berlingo'yu aldığınızda 107.000 TL fiyat etiketi ödemeniz gerekiyor. Ama marka bu otomobilde lansman özel fiyatı hazırlamış ve bunun değeri 99.000 TL olarak belirlenmiş.
Fuel pakette 1.6 dizel almak isterseniz eğer 117.000 TL'lik fiyat etiketi ödemeniz gerekecek. Ama bunun da lansman özel fiyatı 112.000 TL'ye geliyor. Shine paketine çıktığınızda ise 1.6 100 beygirlik versiyonda 126.000 TL'lik satış fiyat etiketi var. Bu da lansman özel fiyatıyla 121.000 TL bandına iniyor. Shine pakette 1.5 litrelik 130 beygirlik versiyonun fiyatı ise 130.000 lira. Ama tabii ki yine lansman özel fiyatıyla 125.000 TL'ye bu aracın fiyatı düşüyor. Güvenlik Plus paketinin ücreti 3.500 lira. Moody Top'un bedeli 3.500 lira. XTR paketinin bedeli ise 3.500 TL olarak belirlenmiş. Stil paketinin fiyatı ise 2.250 TL olarak belirlenmiş durumda. Güvenlik Plus, Moody Top ve XTR paketini Fuel'ın 1.6 dizelinden itibaren alabiliyorsunuz. 1.2 benzinli de sadece stil paketi olarak satın alma imkanı size sunulmuş durumda. Yeni Citroen Berlingo ile ilgili anlatacağım detaylar bu şekilde. Benim unuttuğum detaylar varsa ve sizin merak ettiğiniz konular varsa videonun altındaki yorum kısmına muhakkak belirtin. Oradan yazışıyor oluruz. Bir başka teste, bir başka lansmanla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.